LGS'ye son 72 gün gerçekten artık konular da belli oldu. Sadece birinci dönem konularının geçerli olacağını söyledi Milli Eğitim Bakanı. Bunlar bizim için olumlu gelişmeler. Evet belki biraz ikinci dönem konularına bakmış olsak bile, birazcık zaman kaybetmiş olsak bile artık biliyoruz ki konular belli, neye çalışacağımız belli. Daha iyi çalışıp daha iyi sonuçlar elde edeceğiz. Günün sözüne baktığımızda korktuğunuz şeye değil, varmak istediğiniz yere odaklanın diyor. Yani bir şeylerden korkuyorduk biz. Ya acaba öyle mi olacak, böyle mi olacak, okullar açılacak mı, şu mu olacak, denemelerde yanlışlar, sorular falan. Hayır hayır bunları hiç düşünmeyelim. Varmak istediğimiz yer neresi? Çok güzel bir liseye girmek. Hangi lise istiyoruz? İşte diyelim ki Ankara Fen Lisesi, işte İskenderun Anadolu Lisesi ve hatta Bornova Anadolu Lisesi. Bunlar değişebilir. Herkes kendi şehrindeki Fen Lisesi'ni, Anadolu Lisesi'ni, Sosyal Bilimler Lisesi'ni isteyebilir. Önemli olan varmak istediğimiz yere odaklandık mı? Gerisi sorun yok. Biz sıkı sıkıya çalışırsak inşallah oraya girebiliriz. Gelelim günün yorumuna. Her gün düzenli bir şekilde çalışamıyorum. Günlerce ara verdim, oluyor ne yapmalıyım? Bu yanlış. Demek ki tam olarak hedefini belirlememişsin. Armin Ravoş gerçekten 139 beğeni almış. Tebrik ediyoruz kendisini. Ama düzenli bir şekilde çalışabilmesi için bir kere ödevini yapması lazım. Yani ben bugün atıyorum 100 soru çözmem gerekiyor dedim. Diyelim ki programı yaptım. Önümde program var çalışacağım. O zaman ben o programa uymak zorundayım. Yani günlerce çalışmak riskli. Bunun temel sebebi de bence hedefini tam belirlememişsin. Bakalım ikinci soruya. Lise konusuna kararsın bak. Kararsız işte. Tam burada bunu dedim ardından ikinci yorum geldi. Mümtaz Turhan sosyal İmler Lisesi'ni hedefledim ama 5 yıl olması bu isteğimi azaltıyor. İsteğin azalınca da günlerce ara verebiliyoruz. Dolayısıyla eğer tam olarak hedefin bu okul değilse kendine daha düşük puanlı ya da daha yüksek puanlı farklı bir lise belirle ya da Mümtaz Turhan sosyal Lisesi'ne git orayı gez. 5 yıl olmasının avantajları dezavantajları neymiş bir öğren ardından da hedefini belirledikten sonra günlerce ara vermeden güzel güzel çalış. Şimdi matematikten maksimum 6-7 soru cevaplayabilecek gibi hissediyorum. Ne yapmalıyım? Hiç endişelenmene gerek yok. 6-7 sorudan daha fazlasını yapacaksın. Çünkü sadece birinci dönem konuları dahil artık. İkinci dönemdeki birçok konuyu attı Milli Eğitim Bakanı. Dedi ki sadece birinci dönem konuları dahil olacak dedi. Dolayısıyla netlerini artırabilirsin. Sorularda zaten inanılmaz kazık olma ihtimali yok. Çünkü bu kadar virüs falan filan bir sürü şeyler yaşanmış. Bir de çocuklar alın size çok kazık bir sınav demeyecekler. Dolayısıyla normal geçen seneki zorlukta bir sınav olacak. O yüzden konuların azalması bizim için avantaj. gerçek. ...2020 tayfası birazcık e, bazı konularda şanslı olsa bile bu konu biraz şanslı oldu. Benim umudumu artıracak, çalışma teşvik olacak, motive edici bir söz söylerseniz mutlu olurum, teşekkür ederim demiş. Birçok söz var, birçok güzel cümle var. Bunları sen kendi internetten bulabilirsin ama... ...benim mutlu eden, daha doğrusu beni motive eden sözlerden bir tanesi şuydu. Bize bir şeyleri verilmek istendiği için o şeyleri isteme hissi bize verilmiş. Yani vermek istediği için isteme hissi verilmiş. Şöyle ki biz annemizin karnındayken düşün annenin karnındasın. Şöyle annenin saçları diyelim ki annemizin saçları genelde uzun olur değil mi? Anneleri şöyle çizelim. Tamam etek. Annemizin karnındayken biz dünyaya geldiğimizde bize ayak lazım olacağını biliyor muyduk? Bilmiyorduk. Kol lazım olacağını biliyor muyduk? Bilmiyorduk. İşte ne bileyim çikolata yememiz gerekiyor. O zaman bize ağız lazım diyor Bilmiyorduk. Ama annemizin karnındayken bize bacaklar verildi. Kollar verildi. Dil verildi. Ağız verildi. Niye? Çünkü bize bunlar verilmek istendi. Çıktık annemizin karnından dışarı. Bir baktık. Yürümemiz lazımmış yollar var. Yemek yememiz lazımmış yemekler var. Muz var, karabiber var, zeytin var, İskender var. Bir sürü yemekler var. Hepsi Önceden hazırlanmış bizim için. Süt verilmiş bize. Annemizden süt geldi. Biraz daha büyüdük. Farklı farklı mamalar geldi. Dolayısıyla bize her şey hazırdı. Ve biz bunları istedikçe bunlar da bize verildi. Şimdi bizim isteğimiz nedir? İyi bir liseye girmek. O zaman bu da bize verilecek. Yeter ki vazgeçmeyelim. Yeter ki çalışalım. Ha istemiyorsan verilmez. Bu kadar basit yani. Ağlamayan ememe yok. Dolayısıyla sen istemezsen Tabii ki hiçbir şey yapamazsın. İstersen istediğin liseyi kazanmayı o sana verilecek. Dolayısıyla günlerce ara vermeden çalışırsın. Hedefine ulaşırsın ve inşallah olursun. Ha bazen çok istediğin halde bazı şeyler olmayabilir. Bu da senin için hayırlısıymış diyeceksin. Çünkü bazen sen mesela bir eczaneye bir sürü ilaç sen ne olur? Eczacılar kardeş bütün ilaçları alırsan hasta olursun der. Bir, dakika, bir dakika bir sakin ol. Sana bu lazım şimdilikler. Ama dolayısıyla biz istemekten vazgeçmeyeceğiz. Kararlı bir şekilde çalışacağız ve hedefimize ulaşacağız. Günün kitabına baktığımızda... Molière'in Hastalık Hastası kitabını görüyoruz. Gerçekten mükemmel bir kitap. Bir tiyatro eseri esasında. Okumak isteyen arkadaşlara tavsiye ediyoruz. Hemen günün okuluna baktığımızda Sabahattin Zaim Sosyal Üniversitesi'ni görüyoruz. 13,58 alıyor. 5 yıl İngilizce eğitim var. 24 hukuk, 8 psikolojik psikoloji kazanmış. Sosyal bilimler lisesi, Bilhası Eştirlik'te ve sözelde bölüm seçmek isteyen öğrenciler için mükemmel liseler. Günün kararına baktığımızda Fen bilimleri Zoru Bankası. Evet, artık zor sorularda çözmeniz çünkü sadece birinci dönem konuları dahil, birinci dönem konularını güzel güzel çözdükten sonra da zaten hedefimize harika bir şekilde ulaşacağız. Günün sorusuna baktığımızda matematik sorusu olduğunu görüyoruz. Ben bu tarz sorularda birazcık yamuluyorum yapamıyorum ama sizler süpersiniz yaparsınız. Hadi bakalım ödüllü sorumuza yazın yorumlarınızı. Sizlerin artık konularda belli olduğu için çok iyi çalıştığınızı biliyoruz, çalışacağınızı biliyoruz. Bizler de Tonguç Akademi olarak ev okul kampında sizlere gümbür gümbür programlar hazırlıyoruz. Sizlerin en iyi liselere girmesi için gayretimizi, çalışmamızı hiçbir zaman azaltmayacağız. Siz de lütfen azaltmayın, hadi bizi kırmayın, ders çalışın. Hadi bakalım arkadaşlar. <laughs>